7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Mesut. Enzo. Anne. 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 Enzo nerede? Anne ben Enzo'yum. Kızım nerede? Enzo ben. Anne. 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 Annem benim. Benim Enzo ben. Ben kızınım senin. Bak, benim kızım orada. O daha ufacık. Bugün onun doğum günü, benim onun yanında olmam lazım. Onu bırakmayacağım diye söz verdim ben ona. Anne, anne bana bir bak. Bana bir bak. Bak ben Enzo, büyüdüm ben. Ben senin kızınım, ben yanındayım senin. Karşındayım. Çekil! Enzo! Anne! Enzo! Anne! Enzo! 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 Kızımı bulmam lazım benim. Enzo! 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 Anne! Anne deyip durma bana! Anne deyip durma bana! Sen benim kızım değilsin, Enzo benim kızım! Enzo'yu bulmam lazım. Tamam. Tamam, ben götüreceğim seni Enzo'ya. Enzo nerede? Ben biliyorum yerini. Ama önce ayağına bir bakalım, olur mu? Enzo seni böyle görürse çok üzülür. Enzo üzülmesin. Kızım üzülmesin. Üzülmesin. Üzülmesin tabii. Üzülmesin Enzo. Nerede Enzo? Ha? Çiftlikte mi? Değil. Yoksa babası bir şey mi yaptı ona? Ha? Yok. Hiçbir şey yapmadı. Enzo korudu kendini. Ama bir çocuk kendini korumak zorunda kalmamalı değil mi? Ha? Anneler korumalı çocuklarını. Bazen de çocuklar annelerini korur. Ne var ki bunda? götüreceğim seni kızına. Söz mü? Söz. Söz. Hadi. Hadi gel. Ne oluyor? Kim o? Hemşire, hemşire yazıyor. Kim bu? Sen ver bana. Sen git işine bak hadi. Ne var, ne oldu? Zeliha. Zeliha kaçtı Cavidan Hanım. Ezo burada mı? Burada. Evet. Yaşıyor muymuş? Evet. Esma, şuradan çantamı ver benim. Ömer. Ömer. Buyurun hanımım. Arabanın anahtarını ver. Hala? Bilmiyorum ki. Zeliha abla. Bismillahirrahmanirrahim. Anne, Resul beni öldürecek. Ezo'yu ver de gideyim, yalvarırım. Ezo! 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 Geldim annem. Ezo! Anne. Ezo. Ezo anneciğim. Anneciğim korkma. Korkma bak ben geldim. Ezo. Ezo. Anneciğim. Anne. Anne benim bana bir bak ben Ezo'yum. Ne olur bir bak. Yeter. Yalan söylüyorsun bana. Ezo'ya götüreceğim seni dedin. Nerede Ezo? Anne benim Ezo, bana bir bak ne olur. Ezo! Anne. Anne bak Resul öldürecek beni, yalvarırım ne olursun. Ne olursun kızımı ver de gidip yalvarıyorum ne olur. Anne Elza'yı ver. Anne Elza'yı. Biliyordu kızın travması olduğunu. Biliyordu. Ondan sessiz kaldı. Benim aptal kafam. Bir düşün ya, bir düşün. Cavidan niye kendi elleriyle göndersin kızı sana? Kendi kazdığım kuyuya düştüm resmen. Ama ne yapalım? Olan oldu, biten bitti. Yapacak bir şey yok. Şimdi nasıl toparlayabiliriz onu bakalım. Dur ben Ezo'yu arayayım. Diyeyim ki tamamen benim hatamdı. Öyle söylersem seni kurtarmış oluruz. Varsın sonunda ben kötü olayım. Sen zaten kötüsün anne. Sen Naz değilsin ama abi. Üzülme. Ne diyorsun lan sen? Al birini vur ötekine diyorum ya. Ne diyeceğim? Mert. Bak zaten cinlerim tepemde. Bütün hıncımı senden çıkarmayayım. Çık git şuradan. Sırf beni eziklemek için babasının oğlu diyorsun ya. Ben gurur duyuyorum be. İyi ki de babamın oğluymuşum. Ya sana benzeseydim abim gibi. Sizin gibi rezil, insafsız insanlar olsaydım. Kapa çeneni. Bunca rezilli o kesin bu mu ağrına gitti abi? Dur. Harun. Daha fazla konuşacak mısın yoksa o çeneni dağıtayım mı? Hep anneme kızardım biliyor musun? Seni bu hale o getirdi diye. Mert. Beni niye getiremedi abi? Beni niye kendine benzetemedi? Mert diyorum. Hiç kusura bakma. Senin hamurun zaten bozukmuş. Harun! Mert çık. Çık git buradan oğlum. Hata bende ya. Vallahi. Size yakın olup temiz kalmak mümkün değil. Bataklık gibisiniz ya siz. Bulaşıcı hastalık gibisiniz. Mert, bak zaten doğru dürüst bir işe yaradığın yok. Çık git buradan çabuk. O kız var ya, Ezo. Allah o kızı sizden koruyor be. İyi ki de koruyor. Defol. Defol. Oğulcum, Harun. Dokunma bana. Dokunma. Uzak dur benden. Karanlık gecelerde yaşlar dolar gözüme. Karanlık gecelerde yaşlar dolar gözüme. Benim dağlarım duman, güneş vurmaz yüzüme. Benim dağlarım duman, güneş vurmaz yüzüme. Of dünya yalansın dünya, böyle firansın dünya. Gün görmeden ömrümü benden çalasın dünya. Dünya yalansın dünya, viran kalasın dünya. Gün görmeden ömrümü benden alasın dünya. Yürüdüm yollar uzun, gönlümü sardı hüzün. Yürüdüm yollar uzun, gönlümü sardı hüzün. Ağlarım yüzüm gülmez, böyle yazılmış yazım. Ağlarım yüzüm gülmez, böyle yazılmış yazım. Oh, of dünya yalansın dünya, böyle viransın dünya. Gün görmeden ömrümü benden çalasın dünya. Dünya yalansın dünya, böyle viransın dünya. Gün görmeden ömrümü benden çalasın dünya. Cemal, Zeliha kaçmış. Şimdi evde, burada. Beni iyi dinle. Hastanız amnezi dediğimiz bir hafıza kaybı yaşıyor. Buna 15 yıl önce başını almış olduğu travmatik bir darbe sebep olmuş. Tahlil sonuçları Zeliha Hanım'ın uzun süre ağır ilaçlara maruz kaldığını gösteriyor. Şu anda yer ve zaman mevhumunu yitirmiş durumda. Yani gerçek ve hayal arasında gidip gelmesi mümkün. Verilen ilaçların etkisi azaldıkça. Peki iyileşecek mi? Yani mesela beni hatırlayacak mı? Umuyoruz diyelim. Buna kesin olarak evet ya da hayır diye cevap vermem mümkün değil. En azından şimdilik. Kim yaptı? Neredeydi? Nerede tutuldu bunca sene? Bunların cevabını alabilecek miyiz? Geçmiş ve şimdi arasında gelgitleri kafa karışıklığı yaratabilir. Çok sağlıklı bilgi alacağını sanmıyorum. En azından şimdilik. Size bir set iğne yazıyorum. Umarım ihtiyacınız olmaz ama bu tarz vakalarda ajite olup krize girme durumlarıyla sık sık karşılaşıyoruz. Eğer ki bu iğneyi siz yapamazsanız ya hastaneye yatırılsın ya da yardımcı bir hemşire. Ama yok, biz yaparız. Yani elimizden ne gelirse onu yapacağız. Ben Ezon'un nerede saklandığını biliyorum. Ezo! Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Sence babam mı? Ne? Bu hale getiren diyorum. Bir odaya kilitlemişler yıllarca. Ayağında zincirle. Uyuşturmuşlar annem, Ali. babam mıydı sence? Bilmiyorum ki Ezo. Benim de kafam karmakarışık oldu. Eğer bunu yapan babam değilse, eğer bunu yapan hala yaşıyorsa, nefes alıyorsa, onu da Resul Bozdağ'ın yanına gömmezsen benim de adım Ezo değil. Ben geldim. Burada da yok. Ama gelirler şimdi. Ali ile bir yere gitmiştir. Bekleyeyim ben burada. Bunu da burada unutmuşum dün. Ali vermişti. Şapşik. Ya görmeniz lazımdı dün halini. Böyle papyonunu takmış, saçlarını yana doğru taramış. Çıktı karşıma. Hayda. Ali? Ne oldu? Not bırakmışsın gel diye. Bunlar ne? Çiçek, şeker. Kime? Çiçeğe. Nereden icap etti? Ben Allah'ın emriyle, peygamberin kavriyle Ejoşan'dan istiyorum. Eğer izin verirsen Ejo'yla evleneceğim. İzin verdin mi? Şimdi o işler öyle kolay değil. Ben bir düşüneyim. Sen ver çiçeği. Şeker sende kalsın, tamam mı? Düşünelim bakalım, bir konuşalım seninle. Sen çok mu seviyorsun Ezo'yu? Öyle böyle değil Zeliha teyze. Aa, bu şekerden bile çok seviyorum. Hem de çok. Verdin mi izin? Bari sen git bakalım. Dur. Nereye gidiyorsun? Bir şekerini bitir bakayım sen önce. Gel. Hatırlaya. Allah Allah. Sen ne dedin peki? Ne diyeyim yani? Biraz daha büyüyor, o zaman konuşuruz dedim. Vereceksin yani beni Ali'ye. Yani kızını. Yani Ezo da isterse seve seve. Ay çok iyi bir çocuk. Neyse ben şimdi içeri gireyim. Gelince görmesinler beni, sürpriz olsun, tamam? Ali iyi çocuk da işte kıymetini bilene. Saçım var sende. Ya adama derler Ali iyi de ne yani? Ne cami mi yaptırmış sanki? Ben de ayrıca iyi bir insanım bence. Özümde yani. İyiyim bence. Öyle diyorsun yani ha? Hadi be. Yemin et. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Ne oluyor anne? Kapat Sevda, sen kapat. Ben seni arayacağım. Allah yarabbim. Ay. Tövbe estağfurullah. Anne ne yapıyorsun anne? Kızım tövbe ediyorum işte. Allah'ım yarabbim, sen bizi affet, ne olur. Ne oldu? Biri mi ölüyor yoksa yine? He, öldüydü de bu sefer hortlamış. Ne? Zeliha diyorum, Zeliha ölmemiş. Zeliha kim anne? İşte Resul Bey'in karısı. Ay Resul kim? Cavide'nin oğlu. Ay tamam anne ya. Vallahi tamam, su nerede, inek içti, inek nerede, daha kaçtaya kadar uzayacak mevzu. Tamam, sormadım, merak etmiyorum. Ezo'nun anası. Zeliha. Ezo Bozdağlı. He. Ali'nin Ezo. Aman be, nereden Ali'nin ezosu oluyormuş acaba ha? Sen niye insanları böyle birbirine yakıştırıp duruyorsun? Anne, bir anlatsana en baştan. Ne olmuş, nasıl olmuş? Bu Zeliha var ya, seneler evvel. Biz o zaman yukarıdaki mahalledeki daş evde otururduk, sen bilmezsin. Anne, lütfen çık taş devrinden. Günümüze gel ya, günümüze hadi. İyi be, ağız tadıyla hiçbir şey anlattırmıyorsun ki sen de bana. Tamam hadi, anlat. Bu Zeliha var ya, kasabaya geldi, öğretmen olarak. Aman bir güzel kadın, böyle boylu postlu, endamlı. Buresir Bey bunu görünce, ay allem etmiş, gallem etmiş. 2 ayda nikah masasına oturtturverdi, biliyor musun? Neyse işte, biz de sonradan duymaya başladık. Kadını çok zulmetmiş. Çok. Fena yani. Yazık. Ne yaptıysam ikna edemedim. Tutturdu illa Ezo'yu bekliyorum ben diye. Bırak ne istiyorsa onu yapsın. Doğru diyorum. Bunca yıllık esaretten sonra. Ali sen hakikaten annemden istedin mi beni? Niye demedin bana hiçbir şey? Diyecektim ama hep bir şeyler oldu. Cesaretimi toplayayım derken bir baktım 20 sene geçmiş. Deseydin keşke. Ne olacak ki? Güler geçerdik yani. Ben gülüp geçemezdim işte. Ali, ne var bunda ya? Çocukmuşsun işte. Yani sen neyi büyütüyorsun ki bu kadar? Seni. Ne? İçimdeki seni büyüttüm ben Ezo. Benle beraber büyüdü içimdeki sen de, sana olan sevgim de. Bazen tanıdığım en zeki kadın olduğunu düşünüyorum. Bazen de en safı. Hiç mi anlamadın ya? Ha? Hiç mi fark etmedin halimi? Halim. Anlamıyorum ben ne dediğini. Seni seviyorum diyorum Ezo. Hayatım boyunca hep seni sevdim, hep de seveceğim diyor. Bir şey kanıyor, keskin bir vedanın yarası sızlıyor yüzümde. Bir şey soluyor, aynı değil umudun rengi kayboluyor. Çıkmıyorsun içimden. Bazen kızıyorum sana. Diyorum söküp atayım şunu kalbimden. Çekiyorum, asılıyorum yok. İşlemişsin içime. Hangi bir yerimi kesip atayım? Hı? Kalbimi? Kolumu, bacağımı? Hangi bir yerimi? Her yerimdesin Ezo. Her hücremdesin, Kül olur kalbindeki zamanla. Yana. Benim senden vazgeçmem için ölmem gerek. Kendimi öldürmem gerek. Ölemedim de ölsem keşke. Can çekişiyorum 20 senedir ya. Ya tam topladım cesaretimi. Hazırladım burayı, dedim ne olacaksa olsun, gerekirse kopsun kıyamet. O herif geldi çöktü önüne. Benim aldığım yüzükle ya. Senin seçtiğin yüzükle. Sen düşüneceğim dedin. Neyini düşündün Ezo sen? Ha? Neyini düşüneceksin? O evlenme teklifini sen mi edecektin? Evet, ben. Ben hazırladım burayı sana. O herif geldi çöktü evlilik teklifimin üstüne. Ya sana diyorum ki, o herif nereden bilecek burayı? Senin sevdiğin çiçeği, yüzük zevkini nereden bilecek diyorum. Bir düşün ya, değil mi? Bir düşün. Evlilik teklifine ne diyeceğini düşüneceğine otur bir bunu düşün. Yok. Ya kızım, senin saçında tek tel bir beyaz var. Ben onun yerini biliyorum ya. Ben onun yerini biliyorum. Ağaçtan düştüğün zaman dizinde kalan ize kadar her şeyi biliyorum. Senin her şeyini mıh gibi işledim aklıma. Bizim evden burası kaç adım biliyorum ben mesela. Kaç Neşet Ertaş türküsü mesafesinde, kaç Atilla İlhan şiiri ediyor, kaç Cemal Süreyya. Sor bana, sor. Sor, ben hepsini hesaplayayım sana. Seviyorum seni. Kendimden çok seviyorum ya. Tamam, aldım ben cevabımı, sağ ol. Hadi. O gün, bak o gün. Harun'un o sahte teklifine gösterdiğin heyecanın çok değil bak, çok değil. Binde birini görseydim şu gözlerinde, bir 20 yıl daha beklerdim seni. Siz nasıl gideceksiniz eve? Çağırayım mı, gelsin Madem abi almaya sizi? İyi, hava kararmadan o zaman. Ya da nasıl biliyorsan ya. yaptın? Hallettin mi evi? Hı hı. İyice temizleseydin, iz kalmasaydı. Hallettim dedim ya. Selçuk komutan bu işin peşini bırakmayacak. Çok dikkatli olmalıyız. Biz oluruz da Zeliha Hanım konuşursa ne olacak? Şimdilik hiçbir şey hatırlamıyor. Şimdilik. Sen kendinle birlikte beni de bitireceksin. Ben nereden bulaştım sana ya? Ne yapsaydım Cemal? Hı? Başka çaremiz var mıydı? Cavidan Hanım, Resul Bey istedi. Ben yapamadım. Git, Resul Bey'e söyle. Zeliha öldü de. Biz Zeliha'nın hayatını kurtardık. Ona ikinci bir şans verdik. Tabii ya, ne demezsin? Cemal, eğer ben olmasaydım sen bugün katildin. Ben hem seni hem Zeliha'yı kurtardım. Gerçekten böyle mi rahatlatıyorsun vicdanla? Kendini haklı çıkararak. Ya bütün olanları Ezo öğrenirse ne olur? Seni de beni de oğlun gibi... Duymayacak, kimse bilmeyecek. Zeliha Hanım'ı nasıl susturacaksın? Ya aklı başına gelirse? Merak etme. Ben her şeyi düşündüm. Düşündün tabii ki. Ama eğer bana güveniyorsan... ben artık bu pis oyunun içerisinde yokum Cavidan Bozdağ. Artık yalnızsın. Cemal. Cemal. Esma? Allah senin de oğlum gibi cezanı versin. Nasıl yaptın bunu ha? Nasıl yaptın? Hadi Zeliha ey kızım. Öyle diyordun ya ona. Kendi doğrundan nasıl kıydın be kadın? Kadar çocuğu nasıl anasız bıraktın? O kızın döktüğü her gözyaşında ben kahroldum be ben. Sen nasıl insansın? Nasıl babaannesin sen be? Mecburdum Esma. Resul Zeliha'nın peşini bırakmadı. Gözünü açar da Resul yaptı. Beni o attı der diye hastaneye öldürtmeye adam gönderdi. Yarım bıraktığı işi eninde sonunda tamamlayacaktı. İtiraf ediyorsun yani oğlunun yaptığını bildiğini. Benim oğlum hasta Esma. Önünde duramazdım. Ben Zeliha'nın canını kurtardım. Sen kendi oğlunu kurtardın hapse girmesin diye. Zeliha'yı da, Ezo'yu da harcadın. Ama masken düştü Cavidan Hanım. Hapislerde çürüyeceksin, dur. Dur Esma, Esma dur dinle. Anneciğim neredesin? Ezo nerede kaldın anneciğim? Metin abi? Abim gelemedi, beni gönderdi. Bu kadar mı alacaksın? Eşyalar ne olacak? Sat gitsin. Ya da al senin olsun. Ne istiyorsan onu yap. İyi madem. Evin parası. Hayrını gör. Saymayacak mısın? Gerek yok. Hadi eyvallah. Kolay gelsin. Senin yeğen araba kiralıyordu değil mi? Evet. Esma, Esma dur. Durmayacağım. Dur, dinle beni Esma. Dinlemeyeceğim seni. Esma ne olur, ne olur dinle beni. Yeter, yeter. Ne dinleyeceğim ben seni? Sen daha ne anlatacaksın bana? Zeliha'yı Resul'den korumam gerekiyordu. Ne koruması be? Ne korumasından bahsediyorsun sen utanmadan? Zincire vurmuşsun kadını. Hala ne korumasından bahsediyorsun? Dilek ola 14 sene. 14 sene bir odada bir başına. Aklını yitirmiş kadın. Ne kendini biliyor, ne kızını. İlaçlarla uyuşturmuşum. Hala utanmadan ne korumasından bahsediyorsun sen? Eve gitmek istiyordu, kaçmaya kalktı. Resul'ün onun yaşadığını öğrenmemesi gerekiyordu. Yeter, sus! Beni masal anlatma. Madem oğlundan koruyordun da, oğlun öldü gitti ya Cavidan Hanım. Neden elinden tutup getirmedin kadını? Neden hala zincire vuruktu bu kadın? Madem oğlunu gömdüğün gibi neden getirmedin eve? Ezo'ya ne diyecektim Esma? Ne anlatacaktım o kıza? Bilmiyorum artık. Şimdi ne diyeceksin? O zaman da onu deyiverirdin Cavidan Hanım. Esma, Esma dur ya bırak. Esma, bırak beni. Esma, benim Ezo'dan başka hiç kimsem kalmadı. Eğer o da giderse ben yaşıyorum. Belki de ölmenin Ezo için daha iyidir. Ezo, yapma. Neredesin sen kızım? Bizim seninle acil konuşmamız lazım. Ne? Annen mi kayıp? Ne diyorsun sen Ezo? Ezo! Ezo! Ne var ne? Cemal, Zeliha kaçmış. Hemen git ara, bul onu, eve götür. Sana kolay gelsin Cavidan Hanım. Ben sana artık yokum dedim. Beni bir daha sakın arama. Kahretsin. Harun. Rahat bırak beni. Ya sen ne bakıyorsun Mert'e? Biliyorsun onun huyu bu. Bilmiyor musun, çocukluktan beri seni kıskanıyor, seni daha çok seviyormuşum diye. Onu seviyorum. Ne yapayım, çok seviyorum. Sen benim ilk göz ağrımsın. Seni kucağıma aldığımda çocuktum ben. O yüzden mi oyuncak ettin beni elinde anne? O ne biçim laf ya? Dost doğru söylüyorum işte. Bana bunu niye yaptın? Niye kendine kurban seçtin beni? Babam gitti, bindin tepeme. Oğlum beni kurtaracak dedin, istediğim hayatı yaşattıracak dedin. Ya ben daha çocuktum. Niye bırakmadın yakamı benim? Çünkü bırakınca neler olduğunu gördük. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdın. Anne iyi ki varsın diyeceğine... İyi ki varsın anne. İyi ki hayatımın içine. Bana bak. Benimle düzgün konuş, nankörlük etme. Bencil, şımarık bir şey oldun başıma be. Mert haklı desene. Aynı sana benzemişim işte. İşte o öyle değil oğulcum. Sen benim 1/10 kadar olsaydın biz bu halde olmazdık. Şimdi bırak çocuk gibi mızmızlanmayı da hayatında bir kere sorumluluk al. Erkek ol biraz, erkek. Dua et annemsin. Dua et. Nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine. Buraya gel. Şeytan diyor, bas git. Herkes ne hali varsa görsün. Of Harun, niye yapıyorsun bunu bana acaba çocuğum ya? Ya sen ne yapıyorsun? Ne işin var yine burada? Hazırlan, hemen gidiyoruz. Bak çık git buradan, yemin ediyorum elimden bir kaza çıkacak. Nermin. Hemen gitmemiz lazım buradan. Pardon da nereye? Nereye istersen. İstersen dünyanın öbür ucuna. Ama buradan birlikte gideceğiz. Seni arkamda bırakmayacağım. Anne! Babaanne, annem geldi mi? Yok kızım. Siz birlikte değil miydiniz? Ya biz ağaç evdeydik, uyuyakalmışım. Ben bir kalktım, annem yok. Üzülme kızım, ağlama. Kasabada nerede kaybolacak annen? Ben şimdi Adem'le Ömer'e söylerim, bulurlar onu. Gel bakayım sen, tamam. Sen hiç merak etme hanımım. Onlar çoktan yola döküldüler. Bütün kasabayı salacaklar peşine. Zeliha Hanım'ı bulmadan dönmeyecekler. Sen hiç merak etme. Ya hepsi benim suçum ya. Ya sen... Niye uyuyakalıyorsun? Ezo. Gel kızım sen şöyle azıcık. Gel. Kızım. Beni bak. Hiçbir şey senin suçun değil. Bu dünyada olan hiçbir şeyden sen sorumlu değilsin. Hadi gel. Gel içeride oturalım biz. İnat etmedi, bin şu arabaya hadi. Bırak, bırak beni. Bırak. Aa, dur, dur. Yardım edin. İstemiyorum. Yardım edin, yardım edin. Bak canımı yakmak istemiyorum. Ne diyorsam onu yap da bin şu arabaya. Bırak, bırak. Yardım edin ne olur ya. Ne oluyor arabaya? Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Yardım edin ne olur. Zorla beni yine oraya götürmeye çalışıyor. Zorladığım falan yok. Eve geri götürmeye çalışıyorum. Çok hasta. Hayır. Hasta falan değilim ben. Yardım edin ne olur. Ya sen şu kadını bir bırakır mısın önce? Bakın anlamıyorsunuz. Ailedenim ben. Müsaade edin lütfen. Tamam. Bırak. Tamam sen dur bakayım bir orada. Bir geri bas. İyi misiniz? Siz gerçekten tanıyor musunuz bu kadını? Bakın gördünüz işte. Bırakın gidelim. Hadi gel. Ya bırak! Bırak kızıma gideceğim ben. Kızıma Ezo'ya. Ezo mu? Bırakın artık ya. Bırak! Sen bir dursana! Bırak! Gebertirim seni! Bırak kadını! Adınız ne sizin? Kimsiniz? Zeliha. Zeliha Bozdağlı. Jandarmayı arıyorum. Jandarmayı arıyorum hemen. Hayır hayır gerek yok dedim ya ailedenim ben. Tamam o zaman korkmanıza da gerek yok değil mi? Sakin olun ben yanınızdayım tamam mı? Yardım et ne olursun. Tamam. Hey! Hey! Dur! Açsana kapıyı! Açsana! Hey! Hey! Dur kaçma dur! 48 Hureyli. Bana yardım et ne olur kızıma götür beni. Tamam. Sakin olun bak söz veriyorum kızınıza götüreceğim tamam mı? Gel. Binin arabaya. Takın kemerinizi. Ben Songül. Acil bir durum. Lütfen beni arar mısın? Songül ne oldu? Zeliha Bozdağlı yanımda. Neredesiniz? Ya... Sen ne yapıyorsun? Bıraksana onu. Çık odamdan çabuk. Dolu şunlar çantaya çabuk. Bana bak ben seninle hiçbir yere gelmiyorum. Bırak eşyalarımı çık git odamdan. Nermin sana ne diyorsam onu yap. Evi sattım. Param var. Ne istiyorsan, nasıl istiyorsan öyle olacak. Nereye istiyorsan oraya gideceğiz. Ben sana bakarım gül gibi. Ya sen bırak bana bakmak kedi köpek bakamazsın. Evimden hemen çık git polisi arayacağım yoksa. Yürü dedim sana. Bırak. Bırak dedim gelmiyorum hiçbir yere seninle. Bırak. Telefon. Telefon ya. Uf, kahretsin. Ekrem dedi, Ekrem dedi, Ekrem dedi. Ay hay maşallah. Hala dipçik gibisin ha. Ver elini öpeyim. Ama estağfurullah. Gerek yok canım. Ha. İyi. Zuhal evde mi? Zuhal yok. Ablası hastalandı da şehir dışına çıktı. Ha. Siz? Aşk olsun dede ya. Ben Cevriye, eski mahalleden komşunuz. Elinde büyüdüm ya sayılır ben senin. Hay Allah, bende kafa kalmadı ki. Acelem var zaten, kusura bakma. Dede, Resul Bey'in karısı dönmüş, yaşıyor diyorlar. Evet, ben de oraya gidiyorum zaten. Müsaadenizle. Geç kaldım demek ha? Haber eskimiş bile. Hay dur. Ay. Madem siz de gidiyorsunuz, ben de sizinle gelivereyim. Bir gözünüz aydın derim he. Yoksa öldürürüm oğlunu. Bak. Bir daha bana kızdığında el alemin eşyalarını kırma lütfen. Onları da ben ödeyeceğim çünkü. Nedense bütün her şeyin bedelini ben ödüyorum ya. Bak seni almadan buradan gitmeyeceğim. Duydun mu beni? Duydun mu? Şimdi elimi ağzından çekeceğim. Eğer bağırırsan seni de, o sevgili oğlumu da öldürürüm. Anladın mı? Harun! 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 Bana bunu bir daha sakın yaptırtma. Sakın! Ben seni çok mu üzdüm Cemal? Çok mu oynadım senin duygularınla? Bilseydim gerçekten yapmazdım. Hiç acı çektirmezdim sana. Erkenden bitirirdim işini. Nermin. Nermin! Ben hayatım boyunca zorla hiçbir şey yapmadım. Yaptıramadılar. Yatağına gireceğim adamı bile kendim seçtim. Sense şimdi elindeki minnacık şansı bile kaybettin. Elendin Cemal. Sıradaki. Hadi yapsana. Hadi, yapsana! Öldürsene beni Cemal! Çünkü sen yanında ancak benim cenazemi götürürsün. Neredeymiş bunca sene? Kim zorla tutmuş onu? Hiçbir şey söylemedi mi? Ekrem Bey dedim ya, her şeyi unutmuş, hiçbir şey hatırlamıyor. Sadece geçmişi hatırlıyor. Bayağı genişmiş. Konak diyor. Hep anlatılırdı, kısmet bugüneymiş. Ezo da perişan olmuştur değil mi? Kaç oda bu konak? Hı? Yani buralar. Ekrem Bey, hanımefendi kim? Ben tanıyamadım. Efendim ben Cevriye. Memnun oldum. Siz de katilin anasısınız değil mi? Ha, pardon, affedersiniz. Resul Bey'in anneciği oluyorsunuz tabii. Zeliha ölmediğine göre, yaşadığına göre hanımefendinin oğlu da katil falan olmuyor, değil mi? Ben böyle bir film izledim, biliyor musun? Herkes katili kocası sanıyor. Ay çıka çıka katil kayınvalide çıkmıyor mu? Cevriye Hanım! Ha. İyi o zaman. Ben azıcık bahçeye çıkıvereyim. Bağlayayım. Bir de sağa sola bakıvereyim. Pisa denizli. Cavil Hanım kusura bakma. Allah benim arabaya da zorla bindir zaten. Ah, Ev güzel de azıcık zevksiz döşenmiş be. Ben de bu kadar para olacak. Uçururum ben bu evi, uçururum. Ay bir de pintiler. Grubi kahveli misafir mi ağırlanırmış hiç? Şöyle koyacaksın bir tabak lokum, çikolat. Görgüsüzle işte. Görgü de. Başka bir şey canım. Neyse. Nerede bu mutfak ya? Kesin bu taraftadır. Abla, niye oldu kız kaldın öyle? Düşünüyorum. Böyle bir dünyaya çocuk getirmek ne kadden doğru onu düşünüyor. Aa, değil mi öyle sakın? Kolay gelsin. Anam, tatlı mı bu? Gebe misin? İnşallah. İnşallah da. Siz kimsiniz? Ben Zuhal'ın komşusu oluvereyim. Yakında Allah nasip ederse dünür oluvereceğiz. Oğlan bu, oğlan. Nasıl? Ye ekşiyi, al ayşeyi, ye tatlıyı, al Ali'yi. Ne diyor kız? Mutfakta pek güzel öyleymiş ha. Şurası gidelim mi oluvereyim? Anam barlak gibi gitti ya. Esma'ma dayanamıyorum ben. Ben kaybedemem annemi bir daha. Yavrum yapma. Gör bak, sağ salim getirecek bir anneni. Bence o hapis tutulduğu yere gitti geri. Seher, saçma sapan konuşma. Niye? Kadının aklı gidip geliyor. Niye ettiğini biliyor mu ki? Ben delireceğim Esma abla. Ben duramayacağım böyle. Ben gidip arayacağım annemi. Kuzum, yapma Allah aşkına. Bak bütün kasaba arıyor, bulacaklar anneni. Yapma. Jandarma geliyor. Komutanım. Gelmedi mi annen hala? Yok, gelmedi. Yanından ayrılmayın demedim mi ben size ya? Nereye kaçıyor gözünüzün önünden? Komutanım. Cavidan Hanım nerede? Yukarıda. Cavidan Hanım! Allah Allah. Buna ne oluyor be? Gören de Zeliha teyzeyle. Seher. Ya ne? Yorum da mı yapmayayım? Bir dakika. Cavidan Hanım. Komutan. Hayırdır komutan bey oğlum? Zeliha nerede? Size soruyorum, Zeliha nerede? Anne. 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 Hah. İşte geldi. Gözümüz aydın komutan. Tamam. Tamam, özür dilerim. Songül, size de içeri geçin sana zahmet. Tabii. Buyurun. Üzerine gitme. Zaman ver biraz. Neredeymiş? Nerede bulursunuz? Anlatacağım. Söylemeleri hazırlasınlar. Herkes ayıp olur bulmaz gidiyorum bu cehennemden. Zeliha. Kızım. Ekrem baba. Müsaade edersen. Ezo sizde mi? Ağaç eve de baktım, orada da yok. Nerede olacak kızım? Ali ile beraberdir. Gelirler birazdan. Sen hiç merak etme. Gel ben yatırayım seni. Yorgunsundur, dinlen. Yorgun değilim ben. Kızımı bekleyeceğim. Ezo Ali iledir şimdi. Oynuyorlardır, gelir. Yalan söylüyorsun. Sen hep bana yalan söylüyorsun. Yok! Yok işte, hiçbir yerde yok. Nerede Ezo? Hah, kızım nerede? Kızım, sakin ol. Ezo nerede diyorum size? Zeliha. Bırak beni. Kızıma gideceğim, yalvarırım, bırak ne olur. Gel. Çek ellerini. Çek. Yaklaşma bana. Yaklaşma bana. Bir daha dönmeyeceğim oraya ben. Zeliha. Selçuk. Selçuk, kızımı saklıyorlar benden. Şşş, tamam. Ben Ezo'yu bulacağım sana. Söz veriyorum. Ama öncesinde biraz dinlenmen lazım ki Ezo geldiğinde seni iyi görsün. Hadi gel. Odana çıkarayım seni. İşimiz çok zor. Allah yardımcımız olsun. Ne oluyor bu da? Ne kaçırdım ben? Aa. Anne. Songül, senin ne işin var mı kızım? Ölmüş mü? bittim ben. Bittim. Yapma. Yapma. Yapma, 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 yapma. Yapma bunu kendine, yapma. Her şey bitti. Yapma bunu kendine. Ne yapıyorsun? Polis. Ne yapıyorsun? Hayır, hiçbir yeri arayamazsın. Ver şunu bana. Bitti anne, her şey bitti. Hayır. Benim feda edilecek oğlum yok. Duydun mu beni? Halledeceğiz. Halledeceğiz. Nasıl? Tamam. Bir şekilde halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz anne? Ne halletmesin? Ben adam öldürdüm ya. Adam öldü. Gömeceğiz. Nasıl gömeceğiz? Ben teslim olacağım. Hayır, teslim olmak falan yok. Gömeceğiz. Hava karardığında ortadan kaldıracağız. Hadi gel. Sen şimdi biraz dinlen, ben üstünü örteyim seni. Selçuk. Sana güvenebilir miyim? Her zaman. Bana yardım eder misin? Tabii ki. Bu gece yarısı kasabanın çıkışında bekle beni, tamam mı? Ezo'yu da alıp kaçacağım bu cehennemden. Tamam. Bekleyeceğim seni. Zeliha neredesin? Neredesin? Alo? Zeliha, duyuyor musun beni? Alo? Ezo? Sen misin canım? Annen yanında mı? Anneni verir misin telefonu? Veremem ki. Annem öldü. Sen başından beri haklıydın. Ben çok yanlış bir seçim yaptım. Ama bitti artık. Bu gece kurtuluyorum Resul'den. Bitti. Bana yardım edeceksin değil mi? Her zaman. Senden başka kimsem yok çünkü. Sen şimdi yat uyu, dinlen biraz, tamam mı? Ben her zaman yanında olacağım, seni merak etme. Geçti işte, üzülme. Bir daha yanından ayrılmazsın, olur biter. Ben ayrılmadım yanından. Uyuyakalmışım. Çekip gitmeseydin eğer kaçmazdı bir yere. Ya Ezo. Ya hadi çekip gidiyorsun, kaç kere aradım seni. Cayır cayır aradım. Ya insan bir der ki bir şey mi oldu bu kıza acaba? Duymamışım, tamam. Sen neyin tribini atıyorsun bana ya? Ya Ezo, gözünü seveyim yapma ya. Bugünü mü buldun Ali? Sana en ihtiyacım olduğu günde mi sırtını dönüyorsun bana? He? Ezo, buradayım işte. Buradayım yine. Yapıyorum arkadaşlık görevimi. Görevini. Görev diyor yapıyorsan çek git Ali. Benim yalandan arkadaşa ihtiyacım yok. Ya ben arkadaşın olmak istemiyorum ki zaten. Sen bunu bir anlasan önce. Ben 20 yıldır deniyorum Ezo. 20 yıldır deniyorum. Seni ilk gördüğüm andan beri deniyorum ben. Ama yapamıyorum arkadaşlık, anladın? Özür dilerim ya. Vallahi çok özür dilerim. Seni sevdiğim için. Şu içine ettiğimin kalbine laf dinletemediğim için. Bugünü seçtiğim için. Ama taştı Ezo. Taştı artık, taştı. Anladın? Kapatamıyorum gönlümün kapağını. Ağlama, tamam. Tamam. Bak Songül birini görmüş. Anneni kaçırmaya çalışıyormuş. Plakayı falan da almış. Bulacağız anneni saklayanı, tamam? Ya Ezo gözünü seveyim, ağlama ya. Komutanım. Ha Songül. Gel. Anlatsana olanları. Hala? Ne yapıyor? Ne yapsın? Üstümü değiştirdim. Uyuyor. Hala bu Melek kim? Hazırlasana, alıp götüreceğim diyordu seni. Hala söylesene. Melek kim? Kızı. Zeliha Hanım'ın bir kızı daha vardı. Vardı derken? Ne oldu kıza? Doğarken öldü. Yazık. Kızının öldüğünü bile hatırlamıyor ha? Aman iyi de olmuş gerçi. Ölmüş de kurtulmuş. Annesiz büyüyeceğine. Kurtulmuş işte. Hala bir şey soracağım sana ben. Benim annemin niye fotoğrafı yok bizde? Bak Ezo'ya üzülüyordun. Anasız o kız diye. Aha çıktı geldi anası işte. Benim anne diye elime alacağım bir fotoğraf bile yok. Ben siz kimsiniz diye sorunca ailesindenim dedi. Tabii bilmiyorum, belki bir tanıdığınız falandır. Ancak Zeliha Hanım'ı o kadar korkmuş görünce bırakmak istemedim. Hemen Ali'yi aradım. Ali Bey'i. İyi yapmışsın. Peki görsünü tanır mısınız kadını? Tanırım. Yo unutmaz. Merak etmeyin. Gördüğünü kayıt altına alır. Öğretmenleri değerdi zaten. Bunun kafasında fotoğraf makinesi mi varmış, ne varmış? Gördüğünün fotoğrafını çekermiş. Fotoğrafik hafızadan bahsediyor anne. Albüm gibi bir şey yani. Anne yeter. Herkes ne demek istediğini anladı. Bu arada plakasını kaydettim. Belki bir işe yarar. Heh. Süleyman. Emredin komutanım. Al bunu anons geç hemen. Plakayı araştırsınlar. Akıllı kızım benim. Siz de benimle gelin lütfen. İfadenizi alalım. Tabii. Songül, beraber gidelim istersen. Ali oğlum, kızım sana emanet. Tamam. Esma abla, jandarmaya gidiyorum ben. Ezo, sen burada annenin yanında kal. Yine kaybolur falan. Bekir, Seher ben, aç kapıyı. Bekir. Ne yapıyorsun sen, he? Sen sabah beri niye açmıyorsun benim telefonlarımı? Ben sana saat başı beni arayacaksın, rapor vereceksin demedim mi? Odada volta attım, banyoya girdim çıktım. Aa, sana rapor. Ne oldu kız? Ne bakıyorsun öyle? Hiç. Sen utanıyor musun benden? Bak yüzüme. Yüzüme bak. Özledin mi beni? Ha? Olmaz. Çekil git o zaman. Ne demeye geldin madem? Zeliha Hanım yaşıyormuş, onu deyiverecektim sana. Telefonlarıma cevap verseydin haberin olurdu. Ben de buraya kadar boşuna gelmezdim Bekir. Zeliha? Ezo'nun annesi. Kız sen kafayı mı yedin? O kadın öldü. Çoktan toprak olmuştur mezarda. Artık o mezarda kim toprak olduysa... kadın canlı kanlı oturuyordu konakta karşımızda. Allah Allah. Resul'ün işleme bak sen. Demek kadın öldü diye yıllarca saklamış ya. Cık. Resul öldü gitti. O olsaydı saklandığı yerden çoktan çıkardı Zeliha Hanım. Kim yapacak başka? Bir zahmet çalıştırsaksın akıllım. Cavide ha. Olur mu olur ya. Her şeyi beklerim o kardan. Aferin kız. Kafan çalışıyor. Sen de az değilsin ha. Vallahi yemin ediyorum. Bekir sana. Yapma. Olmaz dedim ya sana. Sırnaşma hemen. Eskiden ne oluyordu ya? Şimdi ne oldu? Eskiden aptalmışım Bekir. Şimdi akıllandım. Oldu mu? Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun sen? He? Bekir bırak. Değerim, nereye gidiyorsun? Bekir yapma dedim. Mert. Ne oluyor? Ha ne var, ne söylemek istiyorsun? Söyle hadi. Arayıp konuşmak istiyorum diyen sen değil miydin? Ne bu gizemli havalar şimdi? Dökül bakalım, ne oluyor? Aslı bence sen git ya. Ne? Ya bak, birinden kaçıyorsun, bir şeyden kaçıyorsun, anlıyorum ben. Ama o kaçtığın her neyse bizimkiler onlardan daha tehlikeli. Git evine. Mert, hiçbir şey anlamıyorum. Bana açık konuşur musun lütfen? Ya topukla diyorum Aslı. Elini verdin, kolunu kaptırma diyorum. Kaç, kurtar kendini diyorum. Açık oldum yeterince. Bana bak. Seni Harun mu yolladı yoksa? Hı? Eğer öyleyse, o borcunu ödememek için yapıyorsa söyle o abine. Ben o parayı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Anladın mı beni? Burada kaldım diye daha da borçlanma da. Neyse ya, ben diyeceğim dedim, gerisi senin bileceğin iş. Hadi Mert kaçar. Ha bu arada. Beni abim falan yollamadı. İstemiyorum diyorum Bekir ya, zorlama! Bir dur! Seher bir dur kız, nereye gidiyorsun? Bırak kızı! Sahi ne lan? Sen kimsin? Mert lan ben. Seher'in arkadaşıyım. Tanıştığımıza memnun oldum. Açık tenliydi. Yani 35 yaşlarında falandı. Böyle elmacık kemikleri de biraz belirgindi. Gözleri koyu kahverengiydi. Saçlarını da böyle ortadan ikiye ayırıp arkadan sıkıca toplamıştı. Cavidan Hanım. Bir kadın gördü beni. Zeliha Hanım'ı da elimden aldı. Ne yapacağım ben şimdi? Ya polise giderse? Bir süre ortalıkta görünme. Etraf sakinleşince ararım ben seni. Bana bak, bir aptallık yapayım deme. Tanımıyorum der, çıkarım işin içinden. Anladın mı beni? İyi. Benden haber bekle. Tamam. İyi misin diye bakmıştım ben ama sen uyu kapa gözünü, ben rahatsız etmeyeyim seni hiç. Ezo. Nereye gidiyorsun? Anne. Annem. Ne kadar büyümüşsün sen. Hatırlıyorsun değil mi beni? Ezo'yum ben, biliyorsun değil mi? Çok güzel bir genç kız olmuşsun. Senin kadar olamadım ama... İyi misin sen? Baban? Öldü o. Merak etme, korkma sen artık. Bir pislik daha silindi dünyadan. Sen hiç merak etme. Korkma anne. Çık dışarı! Çık dışarı! Uzak dur kızımdan! Uzak dur bizden! Anne! Anne! Ezo! Ezo nerede? İğneyi getirin. Ezo nerede? Gelecek. Gelecek. Yalan söyleme bana. Yeter yalan söyleme! Kızım nerede? Kızım nerede? Kızım nerede? Uzak dur benden! Hayır! Dur! Uzak dur! Uzak durun benden! Ver şunu. Yapma! 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 Ben sadece kızımı istiyorum. Kızımı verin bana. Ne oldu kızımı? Tuttum anamam. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam kızım. Ağlama. Düzelecek. Düzelecek. İyi olacak. Evet. Buydu. Ben daha önce hiç görmedim. Elbet gören birileri olmuştur. Sağ ol, çıkabilirsin sen. İstediğiniz mülk dökümü komutanım. Aradığımız kadın bu. Plakasını verdiğim aracı sahibi bu olmalı. Bir soruşturun bakalım, daha önce sabıkası falan var mıymış? Emredersiniz komutanım. Komutanım bunlar ne? Resul Bozdağlı'ya ait mülkleri arayacağız. Sela'nın bunlardan birinde tutulduğunu düşünüyorum Ali. Resul amcanın yaptığını mı düşünüyorsun? Çok şey düşünüyorum Ali. Çok şey. Komutanım. Burası 15 sene önce alınmış. Kasabanın dışında, ormanlık alanın içinde olmalı. Bir bakalım o zaman. Serpil'in eli ayağına dolandı. Bir gidip de şuna yardım ediver. Edemem. İşim var benim. Ne işin var? Zeliha Hanım'a bekçilik ediyorum. Uğursuzun biri gelir de kadıncağızın boğazına çöküverir diye başında bekliyorum. Evladın olmayınca ne anlatsam boş. Bir annenin evladı için neler yapabileceğini bilmezsin tabii. Şükür ki sen gibi ana olacağıma hiç olmamışım be. Esma, bana bak. Ben susuyorum diye sanma ki yaptıkların yanına kâr kalacak. Ben susuyorum, Çünkü eğer konuşursam Ezo'yu bir daha nasıl toplarım bilmiyorum. Ama analar bilir değil mi ne yapılacağını? Zeyla bir uyansın, bir toparlansın, bir kendine gelsin. Şöyle bir dikilsin senin karşına. Ana kız sana neler edecekler sen o zaman gör. Zeyla er geç hatırlayacak olanları. Sen o zaman ne yapacaksın onu düşün. O zamana kadar bu kadın bana emanet. Artık Zeliha'nın kafasına taş düşse senden bilirim. Eyvallah. Acıyor mu? Hı? Elin diyorum acıyor mu? Biraz. Geçer ama takılma sen. Filmlerdeki gibi kurtardın ya beni. Öyle oldu değil mi? He valla. Geçen gün bir dizi izliyordum. Aynı buna benzer bir sahne vardı. Ama adam kesin benden daha yakışıklıdır. Daha uzun boylu, kaslı falan. Ama kız eminim senden daha güzel değildir. Su. Bu ne canım ya? Yok bir de kaynar suyu ağzımızdan içeri boca etselerdi ya. Çay değil mi? Sıcak hiç çekilmiyor. Sahi senin otelde ne işin vardı? Hiç öyle bir arkadaşın yanına uğradım ya. Gitmeden önce görüşmemiz gereken konular vardı. İyi ki de gelmişim vallahi yoksa... Ya beni yanlış anlama ama... Ya senin gibi birinin o herifle ne işi olur ya? Herif bencilliğin dibi görmüyor musun? Varsa yoksa kendisi. Sen istemiyorum demişsin, olmaz demişsin. Herife tın. Ya sen gerçekten seviyor musun bu herifi Seher? Benimki de soru tabii değil mi? Hastanede başında bekledin o kadar falan. Ama ben sana söyleyeyim. O herif iyi birisi değil. Ha değişir diye düşünüyorsan da bu modeller değişmez. Bence uzak dur o adam. Ben senin kırılmanı istemem yani. Oh be! Rahatladım valla. Otelden çıktığımızdan beri bunu nasıl konuşacağım diye düşünüp duruyordum. E şimdi de ben şiştim, onu ne edeceğiz? Ben de anlatıverem de rahatlayayım mı senin gibine? Sen benim sevgilimle uğraşacağına... Kendi sevgiline bak önce be. Hastanede abinle öpüşüyordu. İnsan hakikaten anlatıverince rahatlıyormuş ya. Bana müsaade. Sana da iyi yolculukla. Selametle. O benim sevgilim değil. Abimin kız arkadaşı. E ben boşuna demiyorum değil mi? Böyle karaktersleri gözümden anlarım onu. Aileden eğitimliyim anlayacağım. Anne Aslı arıyor. Anne Aslı arıyor, ne yapacağız? Böyle yapacaksın oğlum, tamam mı? Çok ısrar ederse de işim var diye mesaj atarsın. Toparla kendini Harun artık. Ne yapıyoruz biz? Anne ne yapıyoruz biz? Her şey mahvoldu. En başında hiç buraya gelmemeliydik. Ama geldik. Bunlar da başımıza geldi. Senin artık güçlü olman lazım. Anne, boğazımıza kadar batağa battık. Evet, battık. Ya şimdi bu bataklıkta çırpınarak boğulacağız birlikte... ...ya da birbirimizi tutup çekeceğiz. Tamam mı? Al şunu. Al bu anahtarları, arabadan kurtul. Al dedim şunu. Her şeyi tek başıma yapamam Harun. Hadi. Toparlan oğlum. Hadi. Hadi. İstersen ben söyleyeyim. Sen biraz gergin gibisin. Yok, iyi böyle. Hem sen niye geldin ki? Kimse kal demedi. Yani geldi demedi ama sanırım o telaşta ben araya kaynadım. Ben indireyim mi seni burada? Dağ başında. Çok ısrar ediyorsan ineyim. Ya kusura bakma, kafam dağınık biraz. Birkaç saat önce anladım onu. Ezo sanırım mesele. Anlatmak istersen iyi bir dinleyiciyimdir. Yani fena sayılmam. En azından sözünü kesmem, çok soru sormam. Annemden gözün korktuysa belki. Ben iyi bir konuşmacı değilim ama ya. Peki, ama teklifim her zaman geçerli. Tamam, sağ ol. Ya... Ne kadar güzel bir tesbih. Rahmetli babamın da vardı böyle. O da senin gibi arabanın vitesini asardı. Al bakalım. Hediye mi aldın bana? Bayram değil, seyran değil. Hayırdır? Deliye her gün bayram Alicik. Aç bakalım, beğenecek mi? Alicik ne kızım ya? Huni mi aldın kız yoksa? İyi fikirmiş ha. Ben bunu bir dahaki doğum gününde yapayım senin. Ya ben araba kullanıyorum, sen aç. Aç. Bak. Nasıl? Vay tesbih. Güzel değil mi? Bana kızıyorsun ya hep sabrımı zorluyorsun diye. Artık çeke çeke sakinleşirsin. Ben şimdiden çekmeye başlayayım bunu o zaman. Ya sabır, ya sabır, ya sabır ya. Nasıl, işe yarıyor mu bari? Üf, hem de nasıl var ya. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. İyi, ben kendime de alayım o zaman. Ya sabır, ya sabır, ya sabır, ya sabır. Tamam, şimdi mi çekeceksin? Allah Allah, ben gittikten sonra çekersin. Bu ne böyle fısır fısır? Sen sakinleşeceksin diye ben geriliyorum burada. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Kime diyorum Ali? Ya bıraksana şunu. Bundan sonra böyle. Alışsan iyi olur vallahi. Ver şunu, ver. Ya. Ver şunu. Allah Allah. Hediye aldığıma bin pişman ediyorsun beni ha. Şuraya koyayım da. Ya siz kadınlar hep böyle misiniz? Size değer vereni görmezsiniz. Nerede uğursuzu var onun peşinden koşarsınız. Karşı taraf sevgisini gösterememiştir belki. Ya el üstünde tutuyor karşı taraf. Ne göstermeyecek? Ama yok. İki sırıtıp çapkın çapkın bakan kıymetli oluyor sizin için. Bir de böyle göz falan kırptı mı? Herkesin zevki farklı tabii. Ya bırak, hepiniz aynısınız. Peşinizden koşan değil, peşinden koşturtan yaranıyor size. Öyle bir rivayet var, doğru. Ama bu siz kısmını bir kenara bıraksak... Çünkü ben genelde o genellemelere girmiyorum da. Vallahi ben bu işin istisnasını görmedim arkadaş. Kime çarpsam aynı dertten muzdarip. Dışarıda bu kadar kalbi kırık adam olduğuna göre. Yani birkaç tanesinin kalbini de ben kırmışımdır, öyle mi? Tanımadan etmeden yargısız infaz. Peki sinirini böyle çıkaracaksan devam et. Ben susayım ama sonun tesbihe benzemesin. Beni de arabadan atarsın falan. Bir kendine gelsen. Bir anlatsam bana neler olduğunu. Bir anlatsam sana neler olduğunu anne. Senin küçük Ali büyüdü, biliyor musun? O şirinliği kalmadı ama. Sevimsiz bir şey oldu. Durmuş 20 sene. Şimdi dolmuş taşıyor. Boyunu mu bulmuş ya? Bir de trip atıyor bana utanmadan. Ya olacak şey mi anne, gözünü seveyim ya. Sen bir anda çıkıp gelmişsin. Ben kaç senedir seni öldü biliyorum. Benim zaten aklım karman çorman. Bir de Ali Bey eklendi üstüne. Seni bulmuş getirmiş ya. Yapmış sözüm ona arkadaşlık görevini. Arkadaşım olmayacakmış bir daha benim. Ya senin sanki benden başka arkadaşın mı var sen? Senin artistliğin kime? Neymiş efendim? Her şeyimi biliyormuş benim. Sanki ben bilmiyorum onun her şeyini. Baklavayı cevizli yer. Makarnayı ekmekle yer. Çayı da 1,5 şekerle içer. Kaç kere kafasını yardı onu bile biliyorum ben. Bir kere ağaçtan erik topluyordu. Biri o zaman. Bir kere ağaç evdeyken. Bir kere de bizim mahallede Dombili Samet mi ne vardı? Çocuk ayranımı mı içmiş ne? Bu da dikilmiş karşısına, yedi kafasına taşı. Ettim sana 3. Bir de ben yaracağım onun o kafasını. 4 edecek. Ya ben de her şeyini biliyorum da onun yaptığı gibi vurmuyorum yüzüne. Beni seviyor diye suçlusu ben oldum. Sanki benim haberim vardı 20 senedir. Tavşan daha küsmüş, daha haberi yok hesabı. Dolmuş taşmış, kapatamıyormuş gönlünün kapağını. Ben bir taşıyacağım. Ben bir taşıyacağım var ya. Onun yalandan seline benzemeyecek. Tufan olacak benim taşmam. E taş madem. Hı? Taş da görelim bakalım. Ne çıkacak, ne akacak o güzel kalbinden kızım? Esma abla sen bizim dinliyorsun ya. Aman. Kızım anlattığın sır değil ki. Ali'nin seni sevdiğini bilmeyen mi var? Sen de mi biliyorsun? Bu Ali küçükken beni annemden istemiş, onu da biliyor musun? Ya beni dağıttı ya durduk yere Esma abla. Nezo, sen zaten dağılmıştın kızım. Bu vesileyle toplandın belki de. Ne? Bir düşün bakayım. Ali'siz bir hayat nasıl olurdu? Çok iyi olurdu vallahi Esma abla. Çok da güzel olurdu. Aman, dassız tuzsuz ot gibi bir şey olurdu desene sen şuna. Ya sen benim tarafımda mısın yoksa Ali'nin tarafında mısın? Kızım, ben sizin tarafınızdayım. Da. Ah, Allah'ım bir siz olmayı becerebilseniz o zaman her şey çok güzel olacak. Gel bakayım sen. Gel, gel kuzum. Ne sor? Sor bakayım Gülnur'a. Gerçek aşk neymiş kızım? Hı? Valla soruyorum Esma abla, ben anlamıyorum ki kendimi. Aman, anladığın işine gelmiyordur senin. Gel buraya. Arabada bekleseydin. İyi böyle. Songül. Efendim? Kusura bakma, sana patladım. Sorun değil. Yani benimle alakası olmayan konular içinde kendimi bulmaya o kadar çok alıştım ki. Buranın rutini bu herhalde. Tamarhaneye düştüysek ne yapalım? Biz de delireceğiz. Bir şekilde ayak uydurmamız gerekiyor. Ya özür dilerim gerçekten. Her şey üst üste geldi. Şezon'un annesinin gelmesi, sonra benim... Reddedilmen. Aynen. Böyle birden pat diye söyleyince de bir acıttı yani ama neyse. Kusura bakma. Asıl sen kusura bakma. Ya kafam biraz dağınık, anlayacağım. Komutanım buldular mı bir şey? Çocuklar birkaç eşya bulmuşlar çöpten. Yanmış kıyafetler, sağlık malzemeleri falan. Anlaşılan Zeliha Hanım'ı burada tutuyorlarmış. Ha, Resul amca da işin içinde yani. Öyle görünüyor. Şu kadınla ilgili bir gelişme var mı peki? Araştırıyorlar. Belki bu ona ait bir şey olabilir. Yanan kıyafetlerin içinden çıktı. Vay Leda. Bir bakabilir miyim? Ben burayı biliyorum. Leyla teyzenin butiği. Songül'cüğüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Leyla teyzeciğim? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de. Keyifler yerinde. Buralardasın artık ha? Öyle görünüyor. Cevriye bırakmaz seni. Hele bir de hayırlı kısmet bulursa. Geçenlerde görücü geldi dedi. Aslında biz sana bir şey sormak için gelmiştik. Buyurun tatlım, hayır olsun. Leyla Hanım, üstünde dükkanınızın etiketi var. Bunu kimin aldığını bize söyleyebilir misiniz? Bir sistemden bakayım. Lütfen. Evet, burada. Cemal Ekici. Açmıyor. Mesaj atıyorum şimdi neredesin diye. Abi neredesin? Size nereye gideceğinden bahsetti mi hiç? Yok komutanım. Parayı aldığı gibi apar topar çekti gitti işte. Ha bir de bizim yeğenden araba kiraladı. Plakayı verdim sizinkilere. Müsaade edersen ben bir içeriği kontrol edeyim. Tabii ki buyurun. Nereye isterseniz bakın. Sen bekle ben geliyorum hemen. Tamam. Ali! Bunun bir anlamı var mı? Sen tanıyorsun Cemal'i. Var komutanım, var. Ben hayatım boyunca zorla hiçbir şey yapmadım. Yaptıramadılar. Yatağına gireceğim adamı bile kendim seçtim. Çok mu oynadım senin duygularını? Bilseydim gerçekten yapmazdım. İyi günler. Rahatsız ettik, kusura bakmayın. Cemal İkici'yi arıyoruz. Kendisi burada mı? Yo, burada değil. Niye burada olsun ki? Evindedir o. Evine baktık. Orada olmayınca. Hayır, burada değil. Başka bir yerdedir. Ne bileyim ben. Neden benim evimde arıyorsunuz onu da anlamadım ama... Evinde bir fotoğrafınızı bulduk da hanımefendi. Ayrıca Ali Bey kendisiyle bir gönül ilişkisi olduğunuzu söyledi. Harun. Sen gördün mü Cemal'i? Alo, sana diyorum. Gördün mü Cemal'i? Niye? Nereden görecekmişim? Harun. Haruncuğum. Canım. Harun, Cemal'le olan meseleyle ilgili biraz mesafeli doğal olarak. Çocuklarım ilk duydukları zaman bu ilişkiye karşı çıktılar. Tabii ki konu evlatlarınız olunca seçim yapması kolay oluyor. Ben de Cemal'le konuştum. O da sağ olsun anlayışla karşıladı. Durum bu. Siz peki Cemal'i neden benim evimde arıyorsunuz? Buraya geldiğinize göre ciddi bir mesele olmalı. Bir suça karıştığını düşünüyoruz diyelim. Aa. O zaman bizden uzak, Allah'ına yakın. Ne diyelim? Değil mi? Alo Ufuk, ne haber abi? İyidir vallahi ben de sağ ol. Evde misin? Sana geçeceğim birkaç saate. Buyur. Nasıl? Ev arkadaşımı buldun. İstediğin zaman kalabilirsin ben de demiştim. Tamam abi eyvallah sağ ol. Tamam. Ya sana diyorum ki, o herif nereden bilecek burayı? Senin sevdiğin çiçeği, yüzük zevkini nereden bilecek diyorum. Bir düşün ya, değil mi? Bir düşün. Ben hazırladım burayı sana. O herif geldi, çöktü evlilik teklifimin üstüne. Ya kızım, senin saçında tek tel bir beyaz var. Ben onun yerini biliyorum. Şu ağaçtan düştüğün zaman dizinde kalan ize kadar biliyorum. Senin her şeyin mor gibi işledim, Seviyorum seni. Kendimden çok seviyorum ya. Öğretmen en çok kimi seviyorsanız ona mektup yazın dedi. Ben en çok seni seviyorum Ezo. Annemi de seviyorum ama sen sana yazdığımı söyleme olur mu? Üzülmesin sonra. Harun, ne yapıyorsun? Ne yapıyor benziyorum? Hadi sen de aşağı in, eşyaları topla. Oğlum, nereye gidiyoruz? Paramız var, buluruz bir yer. Sen nereden buldun parayı? Adamın arabasında varmış. Yola çıkarız. Yolda Mert'i ararız, gelmek isterse gelir. Yani bilmiyorum gelir mi ama bulaşıcı hastalık gibiyiz. Hayır, saçmalama. Bırak. Hayır, hiçbir yere gitmiyoruz. Anne, kapımıza kadar geldiler. Jandarma adamı arıyor ya. Harun, gidelim de daha mı fazla çekelim şüpheleri üstümüze oğlum? He? Topla kendini artık. Korkunla değil, aklınla hareket et azıcık. Anne. Harun, ben ne diyorsam onu yapacaksın. Akşam olacak, hava kararınca gömeceğiz. Ben de gideyim, bir şeyler var mı etrafta? Bakayım. Uzun bir gün oldu ha? Aynen öyle. Acaba diyorum ben yanlış mesleği falan mı seçmişim? Ya polis mi olsaydım ben? Böyle olay yeri incelemeleri, ipuçları falan. Hı? Sağ ol ya. Vallahi sayende bayağı yol kat ettik. Denk geldi diyelim. Yani kasaba küçük olunca birinin tanımadığını biri tanıyor. Bu arada sen nasıl oldun? Kafan dağıldı mı biraz? Benim kafam biraz zor dağılır ya. Hadi yoruldun. Seni eve bırakayım. Ya arabaya kavuşsam yeter. Ben kendimi eve bırakırım. Hiç bakma öyle. Bu benim tek başıma yapabileceğim bir iş değil. Hadi kalk. Kazmaya başla hemen. Hadi. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Niye açmıyorsun telefonlarımı Harun? Niye açmıyorsun telefonlarımı? Nereye kayboldun yine ya? Bak senden telefon bekliyorum, tamam mı? Çabuk bana geri dön. O çoğu gitti, azı kaldı. Oğlum hadi dayan. Tamam dur. Nerede tamam? Tamam. Tamam, iyi misin? Harun! Kim o? Harun, Ezo ben. Bak kahretsin ya. Sus dedim sana. Bekle beni burada, sesini çıkarma. Geliyorum. Harun, açsana kapıyı. Harun. Hah. Ezo. Ay kusura bakma, içeride uzanıyordum da duymamışım. Yok olsun, estağfurullah. Siz kusura bakmayın, rahatsız ettik gece gece. Harun içeride mi? Bir çağırır mısınız? İçeride ama duş aldı, o yüzden giyiniyor şimdi, müsait değil. Olsun, siz çağırın, alışık o çıplak gezmeye. Ezo başka bir zaman mı gelsen? Ha? Beklemesen böyle dışarıda. Tam içeride beklerim ben. O içerisi çok dağınık, yani müsait değil şu anda. Tam bahçede bekleyeyim. Ezo bahçede de olmaz çünkü hava soğuk. Yani ayrıca Harun'un biraz canı sıkkın. Ya, takdir edersin ki tepkin biraz büyüktü. O yüzden çok üzüldü oğlum. Ona ne oluyor ya? O neye üzülüyor? Yani tabii nereden bilsin o da annemin öldüğü günü de. Üzülmesin o. Neyse siz çağırın onu, bir gelsin, bekliyorum ben burada. Hadi yüzüğü de getirsin gelirken. Nasıl? Yüzüğü diyorum, yüzüğü. Onu da getirsin gelirken. Hadi bekliyorum ben, gelsin. Tamam, çağırayım. Ne o yüzük neredeydi? Çabuk al getir. Anne, ne yüzüğü? Ne saçmalıyorsun sen? Oğlum, Ezo senin evlenme teklifini kabul edecek, kapıda bekliyor. Ya getir anne. Yeteri kadar biz oyun oynamadık mı? Bak şu bile biz yaptık. Al sonucu bu ya. Sen hala bana Ezo diyorsun. Sus dedim sana, duyacak. Bak, buradan bir yere gidemiyorsak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Duydun mu beni? O yüzden saçlarını düzelt, üstünü başını. Benimle gel. Çarpıyor anne. Sus dedim sana. Takip et beni. Heh. Ezo. Hoş geldin. Annem bir şeylerden bahsetti. Ha. Getirdin mi sen yüzüğü? Ben sizi yalnız bırakayım. Beni şaşırtıyorsun. He öyle, şaşırıyorum ben de arada. Ondandır. Diz çökmeyeceksin herhalde bu sefer. Tabii. Ezo Bozdağlı. Benimle evlenir misin? Kısmet ya. Evleniriz belki. Ama seninle değil. Ali ile. Sen de anca başkasının evlenme teklifine çöker kalırsın öyle. Zeliha. Kalk, seni Ezo'ya götüreceğim. Nerede kızım? Ben sakladım onu. Hadi gel. Resul uyanmadan al kızını da git buradan. Hadi. Ne işin var senin burada? Bakar mısınız? Buyurun. Ben de aynısından alabilir miyim? Tabii efendim. Bugün bana söylediğin şeyleri bir insan ancak arkadaşına söyleyebilir. Ben de bana verdiği yetkiye dayanarak arkadaşımla biraz dertleşmek istedim. Yalnız bir şey söyleyeyim. Benim derdim senin derdini döver. Herkesin derdi kendine büyük Ali Bey. Daha çok var mı? Az kaldı. Bak sen istediğin zaman gelip görürsün Ezo'yu. Ben bir gideyim yerleşeyim, haber vereceğim sana. Sen hele bir yerleş, rahat et. Böyle küçük bir kasabaya gideyim diyorum. Burası gibi. Resul bulmaz bizi değil mi? Artık istese de bulamaz zaten. Anne çok sağ ol. Bak Allah biliyor ya. Bu işin sonundan birinin canı yanacak diye çok korkuyordum. Belki bu doğru olan yalan değil. Kahrım büyük, ne gösterecek zaman? Belli olmaz, dünya küçük. Umudun olmadan dayanması zordur. Saati dolmadan bir çaresi yoktur. Ama açmayacak mısın? Önemli bir şeydir belki. Geçmez mi sanıyorsun bu keder? Yine bitecek, bitmez gibi gelen gece. Sen yap böyle ya. Kız evin az ev değil mi? Senden çıkarırım onun acısını. Nerededir ki bu? Evdedir herhalde, nerede olacak? Gideyim. Fırça atacaktır yine. Artık arkadaşın değilim dedi mi? Bak Muhan öyle. Ben çok açtım bu telefonu. Gecenin bir saati, sabahın körü. Ali gel der, ben koşarım. Sesi titrer, ben koşarım. Kızar söylenir, ben koşarım. Ben ona hep koştum be Songül. Ama o bana bir adım bile atmadı. Ay. Şimdi planın ne anneciğim? Ezo da bastı tekmeyi, farkındaysan. Farkındayım oğlum. Bunu da beceremedin. Ben her şeyi farkındayım. Ama halledeceğiz. Ben bitti demeden bitmez. Sırayla. Hepsini sırayla halledeceğiz. Ama önce şu elimizdekinden kurtulalım. Hadi kalk. Kalk. Taner abi. Buyur Ali Bey. Sana zahmet, şunu şey yap. Tabii. Bence bu kadar yeter. Gerçekten. Biz hesap alabilir miyiz acaba? Tabii efendim. Hesabı Ezo kesti zaten. Bir kalemle sildi attı 20 sene. İçim yanıyor ya. Körükleyince tabii alev aldı. Şöyle yapalım mı? Hadi ben yolda sana soğuk bir su alırım. Kendine gelirsin. Olur mu? Buyurun efendim, hesap. Şşş, sakın. Tamam. Öner abi. Ya. Sana zahmet, ne yazıyor ya burada? Tamam. Ben hallettim. Şöyle alır mısınız? Şş, hayır olmaz. Olmaz abi, Taner abi. Ne yapıyorsun ya? Misafirime para ödetecek. Bir saniye. Tamam öde, hatta bahşiş de bırak. Herhalde. Bir saniye. Buyurun. Hadi. Tutayım. Ali Bey. Abi bak, bir daha sakın. Tamam mı? Bak tamam. Bana yaptın, başkasına yapma. Tamam mı? Tamam abisi, tamam. Hadi. Anlaştık mı? Anlaştık. He? Tamam. Anladın mı demek istediğimi? Anladım. Tamam. Gel hadi. Tamam, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Hadi. Geç şuraya. Neden burada durdun? Cemal Ezo'yu buraya getirecek. Gel. Bak ne kadar güzel değil mi? Sanki bütün kasaba ayağının altında. Eskiden böyle değildi. Evlerin hiçbiri yoktu. Böyle gündüz bakınca yemyeşildi burası. Hamileyken hep buraya gelirdim. Anne olacağım tabii. Kolay değil. Heyecanlıyım. Korkuyorum. Hangi okula gidecek? Nasıl olacak? Nasıl bir adam olacak? Kiminle evlenecek? Ben görebilecek miyim? Hepsini gördüm. Evlat acısını da tabii ki. Resul öldü. Gözün aydın. Senin kızın benim oğlumu öldürdü. Senin yüzünden. Bir susup oturmadın. Kaçacağım dedin. Hepsi senin yüzünden. Anladın mı beni? Senin yüzünden. Karısız. Anne. Anne dur. Hayır. Siz ne yaptınız ya? Siz nasıl insanlarsınız ya? Hayır. Aslı, bir sakin olur musun lütfen? Ha? Ben anlatacağım. Dokunma bana. Uzak dur benden. Bir içeri geçelim, ben sana anlatacağım diyorum her şeyi. Hayır ben buna ortak olmayacağım. Anladın mı beni? Ben buna ortak olmayacağım. Siz de insanlarsınız ya. Derdinizi polise anlatırsınız. Anladın mı beni? Derdinizi polise anlatırsınız. Anladın mı beni? İstediğin paraydı değil mi? Al. Şimdi biz işimizi görene kadar susup burada oturuyorsun, anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Güzel. Ben de öyle düşünmüştüm. İyi dikkat et. Taksi! Şşş! Alo! Lan bu da almadı bizi, gördün mü? Taksiciye bile beğendiremiyoruz kendimizi. Sen de amma gömdün kendini. Ya yürürüz o zaman ya. Gerekirse yürürüz kardeşim, ne olacak? Hey dikkat et, ne yapıyorsun? Geçmez mi sanıyorsun bu keder? Yine bitecek. Bitmez gibi gelen geceler belki üzecek seni, ama geçecek. Ama geçecek. Benim biraz midem bulanıyor. Teşekkür ederim. Yine bitecek. Bitmez gibi gelen geceler belki üzecek seni, ama geçecek. Ama geçecek. Geçmez mi sanıyorsun? Ya böyle olmayacak. Ben sahile falan gideyim, bir hava alayım. Ha? Tamam, yürüyelim, gel. Gel buraya, yukarıdan böyle kendini öldüreceksin. Nerede? Ben 20 senedir sen çekişiyorum, sen değil. Ama geçecek, ama geçecek, ama geçecek, ama geçecek. Geçecek, ama geçecek, ama geçecek. Ama geçecek. Geçmez mi sanıyorsun bu keder? Yine bitecek. Bitmez gibi gelen geceler belki üzecek seni, ama geçecek. Ama geçecek. Geçmez mi sanıyorsun bu keder? Yine bitecek. Bitmez gibi gelen geceler belki üzecek seni, ama geçecek. Ama geçecek. Geçmez mi sanıyorsun bu keder? Yine bitecek. Bitmez gibi seni, ama geçecek. Ama geçecek. Ama geçecek. Geçecek. Ama geçecek.